Kanalımıza hoş geldiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Etli, lezzetli patlıcan yemeği yapacağız. Etlerimizi küçük küçük doğruyoruz. Patlıcan yemeği sevmeyenler bu tarifi yapınca patlıcan yemeğine bayılacaklar. 2 adet soğanımızı küp küp doğruyoruz yemeklik olarak. 3 diş sarımsağımızı da küçük küçük doğruyoruz. Doğramış olduğumuz etlerimizi tenceremize alıyoruz. Bir tur karıştırıyoruz. Kısık ateşte tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Sulanan etlerimizin suyunu çekmesini bekliyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Soğanlarımızı döküp karıştırmaya devam ediyoruz. Soğanlarla birlikte etimizi pişiriyoruz. Patlıcanlarımızı alacalı olarak soyuyoruz. Bu yemek için ben 4 tane patlıcan kullandım. Soymuş olduğumuz patlıcanları 4'e bölüp parmak uzunluğunda bölüyoruz. Doğramış olduğumuz patlıcanları tuzlu suda bekletiyoruz. Beş dakika kadar beklettiğimiz patlıcanlarımızı sudan çıkartıyoruz. Patlıcanların suyunu almak için peçetemizle kuruluyoruz. 3 adet domatesimizi rendeliyoruz. Domateslerimizi rendeledikten sonra patlıcanlarımızı kızartmaya başlıyoruz. Patlıcanlarımızı kızgın yağda kızartıyoruz. Patlıcanlarımız hafif pembeleşince yağdan çıkarıyoruz. Kızartma işlemini bütün patlıcanlarımız bitene kadar devam ediyoruz. Patlıcanlarımızı çok az kızartıyoruz. Normal kızartmalar gibi fazla kızartmıyoruz. Hafif pembeleşmesi bizim için yeterlidir. Kızartma işlemini daha lezzetli olsun diye yapıyoruz. Bu yemeğin tadını patlıcanın acı olması bozar. Biz de patlıcanlarımızı tuzlu suda bekleterek acı tadını aldırdık. Bu yemeğimizde de dikkat etmemiz gereken en önemli nokta burasıdır. Patlıcanlarımızın tamamını pişirdik. Patlıcanlarımızı tavamızdan alırken yağlarını süzdürerek alıyoruz. Etleri pişirmiş olduğumuz tenceremizi
tekrar ocağımıza alıyoruz. Kızartmış olduğumuz patlıcanları etlerimizin üzerine döküyoruz. Etlerimizin üzerine kapatacak şekilde her tarafına yayıyoruz. Patlıcanlar etlerimizin üzerini tamamen kapattı. Tenceremizin kapağını kapatıp 1 dakika kadar pişiriyoruz. Rendelemiş olduğumuz domatesleri patlıcanlarımızın üzerine döküyoruz. Her tarafına gelecek şekilde domateslerimizi de yayıyoruz. Bu arada yemeğimizi hiç karıştırmıyoruz. Üzerine bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 5 dakika kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz artık pişti. Sizlere yemeğimizin ne kadar güzel piştiğini göstermek için tenceremize kapak kapatıp ters çevirip altını da göstermek istedim. Afiyet olsun.